Merhaba sevgili takipçilerim. Bugün sizlere 2 adet modemin kablosuz router nasıl yapılır onu anlatacağım. Gayet basit bir modem. 2 adet elimizde dergisel modem var. Önce köprü olarak kullanacağımız modemin ayarlarını yapacağız. Daha sonra ana modemde birkaç ayar yapacağız. Modemimizin IP adresini yazıyoruz buraya. 192.168.1.1'den modemimizin arayüzüne bağlanıyoruz. Kullanıcı adına küçük harflerle admin yazıyoruz. Şifre kısmına bu Türk Telekom modemi olduğu için Türk Telekom yazıyoruz. Veyahut da Türk Telekom değil de TT.net olabilir genel şifrelere. Bizim modemin şifresi Türk Telekom. Burada diyor ki şifremizi değiştirmek istiyoruz. Ben değiştirmek istemiyorum. Atla diyorum. İlk köprü yapacağımız modemi ayarlayacağız şu anda. Geniş bant ayarlarından geniş banta geliyoruz. Burada HP0E'leri köprüleme yapacağız. Düzenle diyoruz. Mod kısmına köprü yapıyoruz. Aşağıya geliyoruz. Uygula diyoruz. İkinci ADSL kısmında yapacağız. Şimdi tekrar bunu da aynı köprüleme yapacağız. Mod kısmına köprü diyoruz. Uygula diyoruz bundan. Dev ağına gelip DHCP sunucusunu devre dışı bırakıyoruz. Uygula diyoruz. İlk modemimizin köprü yapacağımız modemimizin ayarları bitmiş oluyor. Diğer ana modemimizde köprü kullanacağımız modemimizin MAC ID'sini alacağız. İkinci modemimiz, ilk modemimizin köprü modemi MAC ID'si burada yazıyor. Şimdi MAC ID'sini kopyalayalım. Şimdi ikinci modemimizden şimdi ikinci modem olarak düşünelim bu modemimizi. Burada kablosuza giriyoruz. Bu ana modem olarak şu an düşünün bunu. Köprü modemi ayarlarını yaptık. Çıkarttık modemimizi. İkinci ana modemimizi taktık. Ayarlarına girdik. Burada sadece kablosuz ayarlardan VDS kısmına giriyoruz. Erişim noktasına kablosuz köprü yazıyoruz. Ve düzenle deyip köprü yapacağımız modemimizin MAC ID'sini yazıyoruz buraya. Biz yazmıştık. Buraya kopyalamıştık. Alta köprü yapacağımız modemin MAC ID'sini giriyoruz buraya. Uygula diyoruz. Ve işte burada bitiyor. Şu anda köprü yapacağımız modem ilk olarak onun ayarlarını yaptık.
İkinci olarak da ana modemimize erişim noktasını köprü yapıp köprü modemimizin MAC adresini buraya tanıtıyoruz. İşlem burada bitiyor. Köprü yapmış olduğu modemi kablosuz olarak Wi-Fi olarak kullanabiliyor. Access point olarak kullanabiliyor şu anda. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olmayı unutmayın.